Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber First Touch'ta yeni bir mod çıktı. Test 22v3 çıktı ve sizler için onu inceleyeceğim. Kurulumu çok basit. APK'yı kuruyorsunuz. Daha sonra data dosyasını dataya, OBB dosyasını OBB'ye atıyorsunuz. Kurulumu bu kadar basit. Zaten kurulum videosunu ben size açıklama kısmında linkini vereceğim. Oradan rahatlıkla gidip izleyebilirsiniz. Biliyorsunuz daha önce hemen bu videodan önce değil, ondan önceki videoda TAS 22v3 modunu incelemiştim ve o videoda o kadar yaptık dedikleri şeyleri yapmadıklarını gösterdiğim için biri yazmış ki, kanal ismini vermeyeyim, biri yazmış işte sahibi benim, sana telif atacağım, telif atmakla kalmayacağım, videon silinecek, ardından kanalın ihtardan dolayı kapanacak. Ben de tamam at dedim. Şu anda ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey. Şu anda ne oldu? Hiçbir şey. Çünkü atamazlar. Böyle bir hakları yok. Saçma sapan şeyler. Boş boş konuşuyorlar işte. S22 V3 maçımıza geçelim. Oyuna girmez zaten direkt maçla karşılaşıyoruz. Ama biz buradan çıkacağız. Çünkü data dosyasını böyle kurmuşlar. Böyle kalmış. Şimdi oyun Türkçe. Konferans liginde kimler varmış acaba? Ben onu merak ettim. Konferans ligi böyle. Şimdi ilk başta direkt Türkiye'den başlayacağım. Bakalım Amilya futbol takımımız nasıl yapılmış? Yabancı oyuncu var mı? Onu göz atalım. İnşallah yoktur. İlk 11'de yok. Yedeklerde yok. Diğerlerde de, kadro dışı yedeklerde de yok. Yazı tipi hoşuma gitti nedense. Yazı tipini beğendim. Arka plan biraz karanlık tema. Karanlık temayı ben severim. O yüzden arka planı da sevdim. Şimdiden söyleyeyim. O videoda da söylememe rağmen adamlar böyle kötü şeyler akıllarında kaldıkları için onları belirttim. Ben yorumları silmedim. Yorumlar öyle duruyor hala. Gelelim ilk 11'e. İstanbulspor var. Sizlerle beraber bu videomuzda kendi ana lig takımımızı da kuracağız. Ana ligimizi buraya yapacağız. Normalde ben o videoda demiştim ki ana ligimizi TAS 22 V3'e alacağım. Ana ligimizi o modda çekeceğim demiştim. Yani bir nevi adamların beleşe reklamını yapıyor olacak. Ama adamlar yok işte sen öyle dedin böyle dedin falan filan diye uğraştılar. Ben de artık test 22 V3'te çekeceğim. Adın Demirspor'un ilk 11'ine hemen şöyle bakalım. Balotelli 79 overall gücünde, Yunus Belhanda 75 overall gücünde. Overall'ları da böyle göz atacağız. Altay'ın da hemen ilk 11'ine bakalım. Altay'da Ryan var 75 overall. Hatayspor'a bakalım. Hatayspor'un formalar bak. Tekrardan söyleyeyim. OBB'ye eklenen dosya sayesinde formalar çok gerçekçi diyor. Bir yazı vardı diğer modda. O formalar o kadar kötüydü ki söylemek istemiyorum artık. Bu forma o formadan daha güzel gözüküyor. Ben sadece fikrimi söylüyorum. Artık anlayan anlayana. Daha sonra Ümraniyespor alan üstlere baktık. Ümraniyespor ilk 11'de Mevlüt Erdinç 67 overall. Neden 67 overall? Beşiktaş'ın ilk 11'inde Ankaraman 73 overall. Daha sonra Larin 77 overall. Getson 80 overall. Batshuayi kiralık olarak mı gelmişti acaba? Öyle miydi acaba? Bilmiyorum. Emin değilim Batshuayi'nin nasıl geldiğinden. Sivasspor'un ilk 11'i bu şekilde. Fatih Karagümrük, Emre Mor, bakalım Caner Erkin forvette. Emre Mor nerede? Emre Mor 76 overall. Fenerbahçe'nin ilk 11'ine bakalım. Özil, İrfan, Diego Rossi, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Berisha 80 overall, Valencia 87, Serdar Dursun, Valencia 78, düzeltiyorum, Serdar Dursun 77, Lincoln Henrique var, Bruma var, Arda Güler 77 overall, tamam. Bu mod güncel mesela. Bruma var, Lincoln Henrique var. Antalyaspor'un ilk 11'de bu şekilde, Giresunspor'da şu anda bu şekilde. Galatasaray zaten şu anda bir takviye transfer yapmadı. Sadece bir tane Konya'dan transfer yapmışlardı ama o tabii ki olmaz. Muslera 78 overall. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Normalde 80-85 olurdu ama Muslera son dönemlerde formsuz bir şekilde ilerliyor. Yapacak bir şey yok. Trabzonspor'un ilk 11'i bu şekilde. Forması güzel, hoş duruyor. Edin Vişa 80 overall. Cornelius 80 overall. Daha sonra da 80'i geçen şu anda kadro yedeklerde oyuncu yok. Hamşik 83 overall.
Kayserispor'un da ilk 11'ine baktığımızda Kayserispor'da şu anda bu şekilde güncel bir şekilde ve 1. Lig'de takımlar bu şekilde. Premier Lig'de Chelsea'nin kadrosuna bakmak istiyorum. Chelsea o da transfer yapmadı gerçi aslında ama Liverpool'a bakalım. Liverpool'da Muhammed Salah 91 overall. Darwin Nunez eklenmiş Liverpool'a. Van Dijk 90 overall bu arada. Alexander Arnold 87 overall. Manchester United'a bakalım. Ronaldo 94. Rashford 87. Martial 81. Kadro çiçekler bu şekilde. City'ye bakalım. Kevin De Bruyne 90 overall. Haaland 88 overall. Daha sonra Sterling 85 overall, Ilkay 85 overall. Tottenham'a da bakalım. Tottenham'da Harry Kane 89 overall, Hank Mason 88 overall olarak devam ediyor. Juventus'un ilk 11'i şu anda bu şekilde. Real Madrid'e bakalım. Benzema 88, Hazard 90, Vinicius Junior 87 overall, Messi 94, Neymar 93, Mbappe 90, Ramos 89 overall. Avrupa 2'ye bakalım. Efsaneler var. Efsanelerde kimler varmış? Boş isimler var. Kocaeli Spor var. Kocaeli Spor'un ilk 11'i bu şekilde. Karacabey Belediye Spor var. Karacabey Belediye Spor'un ilk 11'i bu şekilde. Hemen bir tane de maç yapalım. Türkiye-Almanya maçı yapalım. Bakalım maç nasılmış, çimler nasıl, maç içi görüntüler nasıl. Ha bir de bak şimdi aklıma geldi, bir önceki modda yeni animasyonlar eklendi filan diyordu. O da yalan arkadaşlar, onu söylediğim için bile, her şeyi söylediğim için, gerçekleri söylediğim için bir linç yedim birkaç kişi tarafından. Gerçi önemli değil, biz doğruları söyledikçe tabii ki adamlar diyor ki yalan atıyorsun falan filan. Abi bu seçici modluydu değil mi? Acaba nasıl yapacağız? Evet bulduk, tamam. 6. scoreboard ne varmış? TRT Spor var. TRT Spor'da şöyle bakalım. Ha, FIFA 1. Lig'in şöyle. Azerbaycan Ligi'nin böyle. Ziraat Türk Kupası'nın böyle. Lig 1'in böyle. Lig 1 güzel duruyor. Premier Lig'in böyle. Bundesliga'nın böyle. Liga'nın, Serie A'nın, Şampiyonlar Ligi'nde de bakalım. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi bu şekilde güzel duruyor. FIFA 1. Lig, Ziraat Türk Kupası. Lig 1'in ki hoş duruyor aslında. Bundesliga böyle. En Anadolu açık olmasına rağmen neden böyle bilemedim. Yön tuşu gözükmüyor. Yusuf Yazıcı ve gol. Yusuf Yazıcı atıyor. Şu anda zaten oyunun aynı şekilde güncel olarak yazı tipi ama hoşuma gitti. Söyleyeyim onu. Gökhan Gönül mü? Ben yanlış mı gördüm? Arkadaşlar Gökhan Gönül, Arda Turan ne alaka? Caner Erkin şu an yok. Keşke onları bir atlamasaydınız, bir baksaydınız. Neyse yapacak bir şey yok. Eklemişler. İlk 11'de hiç dikkat etmemiştim. Benim gözüm yabancı aramıştı var mı yok mu diye. Gökhan Gönül filan adam kendinden geçti. Bir tane eksi tarafı var. Yönlendirici bu. Neden yok? Ben de her ayarlar açık. Gösterdim. Kapalı olan bir şey yok. Hepsi açık. Neden yok? Bilerek mi eklenmedi bilmiyorum. Ama keşke eklenseydi. Bugünlük bu kadar. Limitleri zorlamayalım.